Arkadaşlar merhabalar. Videomuza hoş geldiniz. Bugün kısa devre koruma devresi yapacağız. Bunların malzemelerimiz bir tane rol arkadaşlar. 1 kilo direnç. 2 adet led. Bir tane de buton arkadaşlar. Ben şimdi bu devresini nasıl yapacağınızı göstereceğim. Detaylarıyla birlikte. Tek tek malzemeleri nasıl yapacaksınız onları anlatacağım. Hemen başlayalım arkadaşlar. Şunların ikisi arkadaşlar. Şu iki bacak artı ve eksi bobin uçları. Buraya 5 volt uyguladığın zaman şu iki bacağı. Bu bobinler kapanıyor. Şu an şurası normalde kapalı devre. Bu normalde açık oluyor. Bu normalde kapalı oluyor. Şimdi ben bunu size ölçü aletiyle de göstereyim. Şu ortak uç arkadaşlar. Siyah propla değdirdim. Şu da şey ucu. Şimdi voltaj verdiğim zaman şu iki bacağı. Şu bacağı bırakacak. Şu bacağı bırakıp şu bacağı geçecek. Tamam mı? Şunlar artı eksi şu ortak ucumuz. Şu normalde kapalı. Şu da normalde açık. Şu iki uç yani atlayıp şuraya gelecek. Hemen yapalım arkadaşlar. Arkadaşlar siz iyi anlayın diye bu şekilde gösteriyorum. Şu an şu iki bacak kapalı kontak. Şimdi bunu fişe taktığım zaman ben güç kaynağımın bu iki kontağı bırakacak. Şu bacağı bırakacak, şu bacağı geçecek. Tık diye ses geldi zaten. Bakın burayı kapattı. Şöyle yapıyoruz hemen. Gördünüz mü? Fişi söküyorum. Röleyi bu şekilde çalıştırıyorum. Bağlantısını anladınız. Bobin uçlarına 5 volt, 12 volt uyguluyorsunuz. Şu ortadaki uç, ortak uç. Normalde hiç enerji vermeden burası kapalı kontak. Enerji verdiğiniz zaman bu bacağı bırakıyor, bu bacağı geçiyor. Tamam mı arkadaşlar? Rölenin bağlantısı bu şekilde. Adım adım göstererek anlatacağım ben size. Direncimiz de 1 kilo mu olacak arkadaşlar? Renk kodlarını görüyorsunuz. Kahverengi, siyah, kırmızı, altın. Bu 1 kilo mu olacak? Bunu da size ölçü aletiyle ben göstereyim hemen. Gördünüz mü arkadaşlar? 1 kilo mu olacak? Önce bir lehim yapalım arkadaşlar. Rölemizin bacaklarını. Malzemelerimizi kolay tutturalım. Şimdi artı ucumuzu bu yapacağız. Eksi ucumuzu bu yapacağız. Artı ucumuza bir tane direnç bağlayalım. Ledlerimiz 1,5 volt olduğu için arızalanmaması için arkadaşlar. 1 kilo direnç bağlıyoruz. Ledlerin de arkadaşlar kısa bacakları eksi uzun bacakları artıdır. Ledlerimizin eksilerini buraya bağlayacağız. Birini buraya, birini buraya. Ortak uçlarını da dirençle artıyla birleştireceğiz.
Devremiz hazır arkadaşlar. Şimdi ne yapacağız biz? Artımızı buraya vereceğiz. Eksimizi buraya vereceğiz. Eksi buradan direkt geldi arkadaşlar. Artı ucumuz da buradan. Bunların artılarıyla birleşiyor. Şunlar da bizim ortak ucumuz olduğu için voltaj verdiğimiz zaman bu kapalı uç buraya atacak. Bu led yanacak. Buraya bazı voltaj verdiğim zaman buraya atacak. Bağlantısı bu şekilde. İkinci aşamaya geçelim. Altı beş oldumuz. Artımızı, eksimizi de bağladık. Köşe takalım şimdi. Şu an kapalı devre. Şu an eksi. Şu kırmızı ledin eksi bacağında. Artı da direkt ledin artısında. Şimdi ben butona bastığım zaman bobinler çekecek. Şu ortak ucumdu. Bu şu bacağı alacak arkadaşlar. Şu eksi bacağı. Şu şeyin eksisine verecek. Yeşil ledin eksisine verecek. Ve devreye girdiğini tamamlayacak. Butona bastım. Şu an eksim oraya geldi. Şimdi bunun mantığı herhangi bir kısa devre olduğu zaman arkadaşlar şöyle yapayım ben. Bastığım zaman direkt devreyi kesecek. Tekrar butona basalım. Devreyi alalım. Artı eksi kısa devre ettiği zaman kapanacak. Şimdi fişimizi çekelim. Ya da şöyle yapalım arkadaşlar. Ben size daha pratik, daha anlamanız için söyleyeyim. Şöyle şunları alalım. Ölçü adetimi DC konumuna getirdim. Uçlarına da krokodil bağladım arkadaşlar. Şu an dediğimiz gibi devrede elektrik olmaması lazım. Siz bir alıcı bağladığınız zaman buradan bağlayacaksınız. Anahtara bastığım zaman direkt 4.85 volt geldi arkadaşlar. Cımbızım nerede? Şimdi ben bunu kısa devre ettirdiğim zaman direkt devreyi kesecek. Gördünüz mü? Tekrar yapalım. Şu an butona bastım ben. Bir saniye arkadaşlar. Bir yerde bir kısa devre şeyin bacağı çıkmış. Hemen onu bir lehimleyelim. Şuranın bacı, ledin bacağı var ya arkadaşlar, büküldü biraz önce. Fişini ben hemen söküyorum. Hızlı bir şekilde yapayım dedim arkadaşlarım. Şimdi fişimizi takalım. Şu an ben şuna alıcı bağladığım olarak düşünelim ölçü aletini. Siz de artısını buradan, eksisini buradan alacaksınız. Ben bunu çalıştırmak istediğim zaman şöyle artı tuşuna bastım. Gördüğünüz gibi direkt voltajım geldi. Herhangi bir prizde kısa devre oldu. Söylenimle yapmaya çalışayım ki siz açıyı direkt şeyden görün arkadaşlar. Şu şekilde ben kısa devre ettirdiğim zaman gördünüz mü? Direkt voltajı kesti. Bu lamba olabilir. Telefonunuzun şarj cihazı olabilir. Diğer elektrikçi cihazdan olabilir. Televizyon, adaptör. Bunda rolleyi büyütürsünüz. Bu elimdeki benim 5 voltluk, 12 voltluk, 24 voltluk AC'ye çevirebilirsiniz. Kontaktörlerle yapabilirsiniz. Kısaca bu şekilde arkadaşlar. Tekrar bir daha göstermek gerekirse. Butona bastım. Voltajım geldi. Herhangi bir kısa devre oldu. Şöyle yapayım siz daha net iyi görün. İki bacağı kısa devre ettirdim ben. Devreyi kesti. Mantık bu şekilde arkadaşlar. Gayet güzelce anlattığımı düşünüyorum. Bağlantılarıyla alakalı. Herhangi bir aklınıza takılan bir şey olursa bana ulaşabilirsiniz arkadaşlar.
Bu eğitimimiz bu şekildeydi. Evinizdeki prizlere, sigortaları bu şekilde bağlayarak cihazlarınızı uzun ömürlü kullanabilirsiniz arkadaşlar. Herkese iyi günler, görüşmek üzere.